Siyasi uzman Muhammed Asadullazade, Türkiye'nin Rusya'nın Karabağ'da anlaşmayı sabote etmesini engelleyeceğini söyledi. Rusya'nın özellikle Güney Kafkasya ve Orta Asya'nın açılması başta olmak üzere son yıllarda Türkiye'nin bölgesel politikasını doğuya doğru genişletmesinden ciddi endişe duyduğunu belirten uzman, Ankara'nın Karadeniz'deki faaliyetleri ve Ukrayna'ya silah tedariki de Moskova'nın Suriye'de Türkiye'ye karşı harekete geçmesine neden oldu. Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırısı ve Türkiye sınırına yakın askeri operasyonları Ankara'ya baskı yapma mekanizması olarak kullanmaya çalışıyor. Ancak Moskova'nın bu provokasyonu karşısında Türkiye'nin geri adım atması beklenmiyor. İki ülke arasında büyüyen siyasi, ekonomik, enerji ve askeri teknik işbirliğine rağmen Moskova, Türkiye'nin büyüyen bölgesel konumunu bir tehdit olarak görüyor. Bu nedenle Moskova'da Turan fikri yüksek düzeyde dile getirildi. Rusya, Türk devletlerinin askeri bloğunun kurulmasından endişe duyuyor. Türkiye, Rusya'nın İdlib'deki provokasyonlarına karşılık Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyonlara devam edebilir, kontrol alanını genişletebilir ve ABD bu süreçte Ankara'yı destekleyebilir. Rusya'nın İdlib'de Türkiye'ye baskı yapacak bir mekanizması var. Ancak Türkiye, Ukrayna'da, Güney Kafkasya'da, Libya'da ve Orta Asya'da Rusya'yı etkileme gücüne sahip. Bundan sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin gergin olması bekleniyor ancak işbirliği devam edecek dedi. Ankara'nın Rusya'ya yönelik NATO ve Batı yaptırımlarını Moskova'ya baskı yapmak için kullanması mümkün diyen uzman, Rusya zaten Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını tanımaya zorlanıyor. ABD ve NATO'nun Moskova'ya yönelik eylemleri Rusya'nın uluslararası arena'daki konumunu zayıflatacaktır. Bu, Türkiye'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya'daki siyasi, askeri ve ekonomik yeteneklerini artırmasına olanak sağlayacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karabağ'da varılan anlaşmaların uygulanmasını sonuna kadar izleyeceklerini söylediğini belirtmek isterim. Çünkü anlaşmaların uygulanması Türkiye'nin bölgesel çıkarına. Bu Erdoğan'ın Güney Kafkasya'da varılan 10 Kasım 2020 anlaşmasının uygulanması için Kremlin'e yaptığı çağrıydı. Ankara süreci yakından takip ediyor ve Moskova, Suriye ve Ukrayna'daki iki ülke arasındaki artan hoşnutsuzluğa rağmen Karabağ konusundaki anlaşmaya uymak zorunda. Çünkü ortada bir Azerbaycan faktörü var ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan burada ilgileniyor. Ankara, Bakü ve Paşinyan hükümetleri 10 Kasım ve 11 Ocak anlaşmalarının uygulanmasında ortak menfaatlere sahiptir. Dolayısıyla Rusya tarafı Türkiye ile yaşanan krize rağmen süreci sabote edemeyecek diye konuştu. Karabağ'da Rus barışı koruma görevlileri tarafından korunan bir grup ayrılıkçı teröristin Hankendi'de sözde bir parlamento toplantısı düzenleyip, Rusça'yı ikinci devlet dili olarak ilan etme kararı, Rusya'nın Karabağ'ı işgal planını adım adım uygulamaya koyduğunu gösteriyor. Siyasi analist Asıf Narimanlı, Karabağ ayrılıkçılarının Rusçayı ikinci resmi dil yapmak için bir aydan fazladır çalıştığını söyledi. Uzman, Karabağ'daki ayrılıkçı teröristlerin kalıntıları, Rusya'nın desteğini kazanmak, bölgede Bakü'nün yönetim mekanizmaları devreye girdiğinde hayatta kalmak için bu adımı atıyorlar. Baş ayrılıkçı Arayık Harut Harutyunyan, Rusların gözüne girmeye çalışıyor ve Vitali Balasan yanı alternatif olarak oynayan Moskova'ya ben karar vereceğim mesajı gönderiyor. Ermeni hükümeti Bakü-Moskova hattında gerilim yaratarak 10 Kasım anlaşmasının uygulanmasını uzatmak istiyor dedi. Rusya'nın da bu konuda rol oynadığını belirten uzman, Moskova'nın çıkarları tehdit edilirse, bölgedeki varlığı sorgulanırsa Bakü ve Ankara'nın önündeki kart sayısını artırmak ve istediğini elde etmek için güçlü kaldıraçlar oluşturmak istiyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 26 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi, bu, şu anda kendilerini Azerbaycan'ın o bölgesinde hukuka aykırı bir şekilde lider olarak adlandıranların manipülasyonudur. Orada Sıvahili'yi Karabağ'ın resmi dili olarak da ilan edebilirler. Etkisi veya sonucu olamaz. Dağlık Karabağ yoktur ve herkes tanır. Azerbaycan'ın bir parçası olarak. Sanırım bu onların son nefesi, sanki onlar devletmiş gibi kriminal junta rejiminin bu son girişimi dedi. Bakü'nün pozisyonunun açık olduğunu belirten uzman, ancak bunun ateşkese karşı bir provokasyon olduğu düşünüldüğünde konunun Ankara ve Moskova'nın masasına getirilmesi gerektiğini belirtti. Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, ayrılıkçı Ermenilerin Rusçayı resmi dil olarak kabul etmesine Azerbaycan'ın tepki vermesi gerektiğini söyledi. Şahinoğlu, ayrılıkçıların bu kararı Moskova'yı memnun etmek ve Rusya'nın köleliğini devam ettirmek için aldıkları açıktır. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını bekliyoruz. Eğer açıklama metnini hazırlamakta güçlük çekiyorsanız, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 26 Şubat tarihli açıklamasına bakın. Karabağ'da Rusça resmi dil olamaz dedi. Diğer yandan Kırmızı Pazar-Şuşa yolunun Ruslar tarafından kontrol edileceği iddia edildi. Ermeni medyası tarafından yasa dışı bağlantıların yerel kontrolünün Rus barışı koruma görevlilerinin kontrolü altında olacağı belirtildi. Burada kararın Rus barış güçleri tarafından verileceği belirtilen haberde bunun uygulanması durumunda Azerbaycan ordusunun Hocavent bölgesindeki Kırmızı Pazar ile Şuşa şehri arasındaki yolu daha yoğun kullanmasını sağlayacağı kaydedildi. ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri ile yaptığı görüşmede, ABD-Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılması mesajı verdi. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı toplantıya Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charlie Michel'in başkanlık ettiği belirtilen açıklamada, Biden'ın toplantıda, Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılmasına bağlılığını bir kez daha dile getirdiği aktarıldı. Açıklamada Biden'ın güçlü bir Avrupa birliğinin ABD'nin çıkarlarına olduğunun altını çizerek ortak demokratik değerlerin dünyanın en büyük ticari ve yatırım ortaklığının önemini vurguladığı kaydedildi açıklamada Başkan Biden Çin ve Rusya'da dahil ortak dış politika çıkarları konusunda birlikte çalışmak istediğini dile getirdi. Ayrıca Türkiye, Güney Kafkasya, Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar konusunda da Avrupa Birliği ile ABD'nin temasının sürmesi gerektiğini vurguladı ifadesine yer verildi. ABD Başkanı Biden Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz'de istikrar vurgusu yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden ve Mitsotakis'in telefonda görüştüğü bildirildi. Biden'ın Yunanistan'ın 200. bağımsızlık yıl dönümü için Mitsotakis'i kutladığına ve iki ülke arasındaki güçlü ikili bağların derinleştirilmesi için bağlılığını dile getirdiğine işaret edilen açıklamada Biden'ın iki ülke arasında artan savunma işbirliğine de dikkati çektiği aktarıldı. Süveyş kanalında karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan The Ever Given isimli yük gemisinin sahibi Japon firma, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik güçlüklerle karşılaşıldığını bildirdi. Firmanın sahibi şu iki sen, geminin Mısır'daki Süveyş kanalında karaya oturması sonucu, seyrü seferin aksamasından doğrudan etkilenen gemilerin operatörlerinden özür diledi. Geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerin zorluklarla karşılaştığını kabul eden Japon firma, yerel otoriteler ile geminin operatörü firmanın işbirliği halinde tüm çabanın gösterileceğini bildirdi. Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre çok sayıda çekici römorkör ile hafriyat makinası, geminin oturduğu bölgeden hareket ettirilerek yeniden seyrine dönmesi için çaba gösteriyor. Japonya'nın en büyük tersanelerinden kabul edilen Ehime eyaletindeki Imabari Shipbuilding tarafından 2018'de üretilen The Ever Given gemisinin Çin'den yola çıkarak Hollanda'ya gitmekte olduğu öğrenilmişti. Her yıl yaklaşık 18 bin geminin geçtiği, Asya ve Avrupa arasında ticari gemilerin en önemli güzergahlarından Süveyş kanalı, dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösteriliyor.